Törende kendisinden devir almaktan da ayrıca çok çok mutluyum. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Mansur Yavaş için 2019 seçimlerinden sonra her şey toz pembe başladı. Yavaş'ın vaatleri, verdiği sözler vardı. Seçmen Yavaş'tan hizmet bekledi. Ankara 5 yılda yatırımla, projelerle büyüyecek algısı vardı. Ancak 2024'de gelindiğinde vaatler, projeler unutuldu. Ankara 5 yılı yavaş yavaş kaybetti. Zaman geçti yeniden seçim geldi. Mansur Yavaş'ın en büyük vaatlerinden biri Ankara'ya 58 kilometrelik metro hattıydı. Yavaş'a göre metro hattı 4 yılda bitecekti ancak olmadı. Ankara'da geride kalan süreçte hizmete giren tek metro hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı. Yapılmayan metro hattında Mansur Yavaş bu kez hedef küçülttü. 2019'da 58 kilometrelik metro hattı projesi 2024'te 51 kilometreye düşerek yeniden vaatler arasına alındı. Mansur Yavaş'ın bir diğer vaadi Ulus ve Kızılay'ın trafiğe kapanması. Bu noktaların tamamen yayalaştırılmasıydı. Bu söz de 2019 seçimlerinden sonra unutuldu. Ulus ve Kızılay yayalaştırılmadı. Ulus'ta trafik krizi 5 yılda daha da büyüdü. Kızılay'da ise hem araç hem de yaya trafiği içinden çıkılmaz bir hal aldı. Üstelik Yavaş bu projeyi de 2024 vaatleri içine aldı fena açılabilir gibi arkadaşlar. Mansur Yavaş 2019'da anne babaların kreş ihtiyaçlarını gidereceğini, her mahalleye bir kreş açılacağını söyledi. 5 yıl boyunca anne babalar bekledi. 2019'da kreş ihtiyacı olan bebekler büyüdü, yeni doğan çocuklar için galiba nasıl olsa hatırlamazlar diyerek Mansur Yavaş aynı vaadi tekrar verdi. Yavaş 2019'da dikey tarım tekniğini Ankara'ya kazandıracağına söz verdi. Ama diğer projeler gibi dikey tarım yeşil alan projeleri akıllardan silindi. Vaatler arasında kayboldu. Sandık yaklaşınca proje tekrar ortatıldı. 2024 seçimlerinde Mansur Yavaş seçmene yeni dönemde yine dikey tarım vaat etti ve kentsel dönüşüm konusu. Kentsel dönüşüme yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi ile belediye iştiraki olan Portaş arasında yapım protokollerinde usulsüzlük çıktı. Mansur Yavaş bundan tam 5 yıl önce Mamak'taki kentsel dönüşümleri bitirme sözü verdi. Ancak olmadı. Hatta yapımı tamamlanmayan konutlar bir anda kura'ya açıldı. Yapılmayan kentsel dönüşüm projeleri de 2024'te vaatleri arasında yerini aldı. Kolay gelsin arkadaşlar.